İngilizce eğitim koordinatörü Duygu Salıcı, ebeveynlere çocuklarının doğru İngilizce öğrenimine konusunda bilgiler verdi. Her anne baba çocuğu için en iyisini ister ve onun için çalışır. Günümüz dünyasında teknoloji ilerledikçe, yenilikler hayatımıza geldikçe değişmeyen gerçeklerden bir tanesi İngilizce. Neden önce İngilizce ile başlıyoruz? Çünkü aslında dünya genelinde en çok kabul gören ve dünyada en çok kullanılan, en yaygın kullanılan dil İngilizce ve en temeli İngilizce ile vermiş oluyoruz. Küçük yaşlarda eğer dil öğrenimi küçük yaşlarda başlarsa aksan çok daha iyi olabiliyor çocuklarda. Neden? Çünkü 3 yaşında bir çocuktan bahsedelim. 3 yaşında bir çocuk henüz okuma yazmayı bilmediği için dil öğrenimini direkt duyarak öğrendiğinden her zaman çok daha güzel bir aksan elde etmiş oluyoruz. Okul öncesi dönemde bir okul seçerken eğer dil sizin için çok önemliyse ki bence öyle olmalı. Okul seçiminde şuna çok dikkat etmelisiniz. Bir okulda İngilizce ya da farklı bir dil doğal ortamında öğretiliyor mu? Çocuklar dile maruz bırakılıyor mu? Yabancı dil bilgisi bir bireyin sosyal, akademik ve profesyonel yaşantısındaki aslında en önemli avantajlardan biri. Bu nedenle dil öğrenmeye ne kadar erken yaşta başlarsak bu beceriyi daha doğru kazandırabilmiş oluruz. Dil becerisini kazandırmanın en etkili yolu aslında dili günlük rutinlere dahil etmek. Eğer çocuğunuz okula gidiyorsa seçtiğiniz okulda günlük rutinde İngilizcenin olmasına çok dikkat etmeniz gerekir. Ama eğer okula gitmiyorsa bunu siz aslında evde de yapabilirsiniz. Yemek pişirirken, bahçede oyun oynarken, hatta banyo yaparken bile kullanacağınız ufak kelimelerle, cümlelerle aslında çocuğunuza evde dil edindirebilirsiniz. Oyun yoluyla dil öğretiliyor olmasına da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yeniden söylüyorum, eğer okula gitmiyorsa, eğer bu işi siz evde yapıyorsanız, oyun oynarken de çok kolay bir şekilde çocuğunuza dil öğretebilirsiniz. Mesela bunu kuklalarla yapabilirsiniz. Bir elinize bir kuklayı, diğer elinize diğer kuklayı alıp iki kuklayı konuşturabilirsiniz. Ya da siz bir kahraman olabilirsiniz, çocuğunuz diğer kahraman olabilir. Ve böylece karşılıklı konuşmayı siz de pekiştirmiş olursunuz. Yaz aylarında çocuklarla neler yapabileceğimiz aslında sorusu bize çok fazlaca geliyor. Bu anlamda bu yıl kendi kurumumda İngilizce, full İngilizce bir yaz okulu açmaya karar verdik. Tabii ki çocuklar resim, müzik, yüzme gibi etkinliklere tabii ki katılmalı. Ama bunun yanında dili geliştirebilmenin en etkili yollarından bir tanesi oyun. Oyun yoluyla bunu sağlayabilmenin en doğru yöntemi de aslında okulda öğreniyor olması. Çünkü okuldayken akranlarıyla bir arada olacak, full İngilizce konuşan, tamamen İngilizce konuşan İngilizce öğretmenleriyle bir arada olacak ve böylece dili daha doğru, daha kolay ve doğal yoluyla öğrenmiş olacak.